İnsanın doğduğu yer değil de doyduğu yer derler ya, o açıdan ya doğduğum diyorum. Yer aklımda kalmış. Anladım. Peki Ordulusun, Ordu'da yaşıyorsun. Programımıza evet. Niye başvuruda bulundun? Eşimden ayrılmak için başvurdum. Hiçbir şekilde benimle anlaşmaya varmıyor. Ben bir yıldır evliyim. Bir ay evli kaldım ama. Hı-hı. Bir ay bir birlikteliğimiz sürdü. Hani bir ay şey bir yıl dolmadan ayrılmama gibi şey var ya, iddet Hı-hı. süresi gibi. İşte ayrılamadık hiçbir şekilde. Ben hakimle de görüştüm. Hani herkesle görüştüm. Bir yıl dolmadığı için boşanamadık. Şimdi bir yıl doldu, anlaşmaya varmıyor. İşte beni oradaki eşyalarımla tehdit ediyor. Yani bir sürü sebep sunuyor. Şimdi aslında bu eşin Sercan Akyol. Evet. İkinci eşin. Sen daha önce de bir evlilik yapmışsın. Evet. 6 yaşında bir kızın var. Evet. 16.01.2020'de nikah masasına oturuyorsunuz. Evet. 1,5 ay evli kaldığınızı evet. ve sonrasında evliliği bitirme kararı alıyorsunuz. Evet. Bu kararı alan kim? İkiniz misiniz yoksa tek kişi mi? İlk başta onlar kararı aldı. Ortada hiçbir şey yoktu. İşte böyle hani ben ailemle gidip geliyordum sürekli. Sonra işte ailemle gidip gelmeyecekmişim. İşte ben dedim ki çocuğuma alınacak eşyalar var diye Sercan'la iletişime geçtim. Evliyiz ama. Dedim ki Sercan'a çocuğumuzun ihtiyaçları var. Hani gel beraber çarşıdan alalım dedim. Bu bana dedi ki tamam geleceğiz. Beraber gider alırız dedi. Sonra arıyorum açmıyor. Ben de dedim ki babamla gideyim. Hani gerçekten önemli ihtiyaçları vardı. Sonrasında işte tamam babanla git ben geleceğim dedi. Gittik. Babam dedi ki yemeğe kalın Sercan'ı da arayalım gelsin dedi. Sonra ben Sercan'a mesaj attım. Dedim ki Sercan hadi yemeğe bekliyoruz yemek hazır dedim. Ramazan ayıydı. Dedi ki ben gelmiyorum sen de gelmeyeceksin. Babanlarda kal. Bu kadar sıklık olmaz dedi. Her gün her gün babanlardasın. Senin dedi kafanı dolduruyorlar. Benimle düşman ediyorlar dedi. Ama öyle bir şey yok. Sonra babam aradı. Sercan dedi senin ne karın ağrın var? 1,5 aylık evlisiniz dedi. Ne bu dedi gelme demek ne demek yani dedi. Ben dedi sözümü söyledim dedi. Sonra babam bana gitme dedi. Ben dedim ki gideceğim. 1,5 aylık evlilik nasıl kolay bitebilir? Sonuçta biz bir masraf yapmışız. Hani düğünümüz olmuş. Dedim ki evime gideceğim. Babam işte Ramazan ayında olduğu için teravihe gidecekti. Seni dedi yalnız göndermeyeyim. Annenle gidin. Sonrasında ben dedi annen dönüşte alırım dedi. Babam bizi bıraktı. Kendisi teravihe gitti. Sonra işte Sercan babası işte abileri, annesi bizim eve girmemizi arkamızdan kapıyla böyle ittirdiler, içeri girdiler. Dedi ki ne oluyor dedi kayınpederim. Senin dedi burada ne işin var dedi. Ben sana gelme demedim mi dedi. Ben de dedim ki burası benim evim. Ben dedim bu evin sahibiyim dedim. Sen beni dedim evimden mi kovuyorsun? Biz dedim 1,5 aylık evliyiz. Dedi ki bu iş bitti dedi. Sen anlamadın mı? Hangi yüzle geliyorsun dedi. Anneme dedi senin de ne işin var dedi. Al kızını git dedi. Sonra işte ben Sercan dedim baban ne diyor dedim. Hani bir şey söyledim. Babam dedi ne diyorsa doğru dedi. Bitti dedi. Ben de o sinirle Sercan'ın boğazına yapıştım. Yani dedim ki beni boşu boşuna mı evlendik yani diye. Ondan sonra boşu boşuna mı evlendik? Ama çok doğru bir soru sormuşsun. Boşu boşuna niye evlendik biz? İkinizin ikinci evliliği. Daha önceki evliliklerde bir evliliydi. Ha bir deneyim kazanmışsınız. Evet. Sen ailene gidiyorsun. Şimdi biz Türk toplumu olarak da böyle hani ailesine düşkün aile bir arada olsun evet. deriz ama yok istemiyorlar. Bana hatta diyordu ki işte anne baba dedin işte ayda yılda bir görünür bayramdan bayram. Kimiz öyle değil. Benim ablam da mesela evli 10 yıllık evli. Her gün neredeyse bizde ama biz çağırıyoruz. Hani çalışıyorlar. Siz bağlı ve sıkı bir ailesiniz. Çok bundan bağlıyız. Bundan dolayı eşin dedi ki bu iş bitti. Evet. Şimdi evlilik kararı alınırken çiftler birbirini tanımak yerine daha çok evde hangi mobilyayı kullanacağız bununla ilgili araştırmalar yapıyorlar. Evet. Siz daha birbirinizi tanımadan her şey alınıyor. Mobilya yüzünden ayrılamıyor musunuz siz, doğru mu? Ya mobilya yüzünden şöyle, ben mesela evlenmeden önce bir 40-50 bin liralık hani olur ya kızın çeyizlik eşyaları gibisinden. Kendim ben ilk evliliğimde tam tersi hiçbir şey görmedim, heves ettim. İşte yemek takımıdır, odur budur çok aldım. Hatta bana annem babam dedi ki bu kadar çok alma. Hani ihtiyacın yok. Ben hani özendiğimden böyle aldım. Sonra evlenirken de işte yatak odası kız tarafı alır. Benim kızım var bir tane. Ona adı, ayrı oda aldım. Hani eşya alırken kefil istediler benden. Ben de güvendim için o bana kefil oldu. Kendi istedi. Sonra işte ben eşyalar orada diye ödeme yapmadım. Sadece benim yatak odasıyla çocuğun yatak odasına kefil eşyalarımı vermiyorlar diye yalan ödeme yapmadım. Niye yapmadım? Eşyalarım sonuçta benim onların elinde. Eşyaları sen alıyorsun. Evet. Kocanla Sercan'la evleneceğiniz eve götürüyorsun. Evet. Sen kendin bu evlilik için borçlanıyorsun. Evet. Eşyaların hepsi şu anda kocanın evinde evet. kalıyor. Sizin bu evliliği ya kağıt üzerinde evlilik devam ediyor. Evet. Boşanamama sebebiniz eşyalar. Eşyalar.
eş. İnada bindiriyor yani. İşte diyor ki ya daha çok bunlar şey yapıyorlarmış. İşte hani boşarız, eşyalar da bize kalır. Çünkü bunlar daha önce çok yaptılar. Halasının mesela evlenmek üzereyken yuvasını yıktılar. Eşyalarının üstüne kondular. Mesela şu an 50 yaş üstünde halasıyla amcası var. Bilerek evlendirmiyorlar ki sırf miraslar onlara kalsın. Bunları benimle evliliyken söylediler. Şimdi eşyaları alan sensin. Evet. Borcun da altına imzayı atan sensin. Benim. Kefil kocan. Evet. Eşyalar orada kalınca sen borcunu ödemiyorsun. Bilerek ödemiyorum. Diyorsun ki o zaman eşyalar sende kalacak. Sağ ol Sercan. Parayı sen ödediyorsun. Aynen. O da borcunu ödemiyor. Ödemiyor. O da ödemiyor. Ya işte icra... Boşanamıyorsunuz da. İcralık olduğumuz için boşanalım. Diyor ki önce icrayı kaldır, eşyaların borcunu öde, sonra boşanalım diyor. Ama amacı o değil. Ben icrayı kaldıracağım, onlar eşyaları vermeyecekler bana. Hani eşyalarım onlarda kalacak yani. Ben de böyle bir şeyi kabul etmedim. Dedim ki önce eşyalarımı ver, sonra. Yemin ederim bak... Dün de evlilik ne kadar yorucu. Dün evlilik yıl dönümüydü. Evlilik yıl dönümüydü. Ay doğru, bugün 17 Ocak. Mobilya yüzünden onu da kutlayamadınız. Ayrılık da girdi. Biz 11 aydır ayrıyız zaten. Ben 11 aydır annemle biz 1 ay 1,5 ay evli kaldık. 11 aydır ben babamların yanındayım. 11 aydır yani. Çok zor işler. Eşine gerçekten. Eşine aslında ne demek istiyorsun? Ben boşalmaya razıyım. Sen de hayatına bak. Ben de hayatıma yön vereyim. Borç da benim borcumdur. Evet. Eşyaları orta bir yerde teslim etsinler. Zaten aynı çok yasal dedim anlamda ben. Borçlu sensin. Bunu değiştiremezsiniz ki. Ya işte bunlar biraz şey cahillik yapıyorlar. Hani böyle başkalarının sözüne. Ben dedim ki gidin avukatlarla. Benim avukatım çok uğraştı. Elinden geleni yaptı. Hani boşanmak için ama bir yıl dolmadığı peki, için avukatım da yapamadığı için. Acaba ya ben şimdi söyleyeceğime belki hayır diyeceksin ama... Acaba Sercan senden boşanmamak konusunda bu kadar diretiyor? Hayır. O da çok istiyor. Diyor ki bana durduk yere mesaj atıyor. İşte bir an önce bitsin diyor. Bitsin diyor. Gerçekten öyle mi diyor? Sercan Akyol'un söz hakkı, cevap hakkı vardır. Eşi Ayşenur Akyol. Yani evlilikler, mobilyalar, eşyalar ama baktığınızda evlilik toplasan 1,5 ay. 1,5 ay. Ya zaten... Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.